Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda antifriz değişimi olacak. Antifriz değiştireceğiz arkadaşlar. Erzurum'dayız. Her tarafımız kar, kış. Müthiş bir soğuk var. İnanılmaz derecede soğuklarla karşı karşıya kaldık. Acayip soğuk. Yani Erzurum'a gelmek isteyenler gelmesin bence. Baharı beklesin. Biz geldik. Gerçekten ciddi derecede bir soğuk var. Donuyoruz. Bir dalımız ısınmadı, öyle söyleyeyim. Öyle ki normal mesela şu paspaslara ayağımızdan kar falan geliyor şöyle. Günlerce kalabiliyor böyle kar. Çünkü arabanın içi de doğru düzgün ısınmıyor. İş yerim yakın. Kısa süreli gidip gelmelerde araba da doğru düzgün ısınmıyor. Böyle olunca da arabayı doğru düzgün ısıtamıyoruz. Ve aydınla ilave etmiş olduğum antifriz ve saf su burada derecesi düşük kaldı ve yetersiz kaldı. Geçen bir yolculuğa çıktık. Akşam geç saatlerde, saat işte 7-8, soğuğun en keskin, en böyle acımasız olduğu saatlerde Erzurum'un ilçesi köyüne gittik. Yani bir saatlik bir mesafeye. Giderken sorun yoktu. Gelirken onu söylemek istedim. O yüzden arkadaşlar bu videoyu da, yani biraz da bundan dolayı çekiyorum. Giderken herhangi bir sorun olmadı. Gelirken o kadar dehşet bir soğuk vardı ki normal orada işte bir yarım saat falan oturduk, sonra yola çıktık. Tam böyle bir ortalama 30 kilometre falan geldik. Hararet yükselmeye başladı benim. Bir anda böyle 90, 100, 110, 120'lere yaklaşmaya başladı. Hemen bir petrol ofisine çektim. Petrol ofisinde hiç yani böyle zaten belliydi, adres belliydi. Yani hararet yükseldiyse, hava dehşet soğukken, hararetiniz yükseliyorsa bakmanız gereken yer arkadaşlar direkt radyatör. Radyatöre elinizi koyduğunuzda eğer sıcaklık seviyesi düşükse, soğuksa bilin ki radyatörün içerisindeki antifrizli su buz tutmuştur. Ondan dolayı devir daim yapmıyor ve motor bloklarının içerisindeki su kısa süreli döngü yaptığı için hızlı bir şekilde harareti yükseltiyor. Allah korusun contayı patlatabilirdi. Kış günü inanılmaz bir masraf çıkartabilirdi. Bundan dolayı ki bazen hani bazı arkadaşlarımız olabilir, hava soğuk nasıl olsa hararet yapmaz. Gaflete düşüp ibreye, hararet göstergesine bakmamazlık yapmayın arkadaşlar. Sürekli bende bir alışkanlık olmuş. Sürekli hararet, yani göstergelerin tamamına bakıyorum. Bir anda öyle yükseldiğini fark edince hemen işte anladık. Ve 3-4 sürahi su döktük. Sıcak su. Ondan sonra radyatör peteği normal ısındı. Hareket görmeye başladı su. Zaten belli olmuştu. Belli oluyordu böyle. Ondan sonra önünü kartonla kapattım. Yani artık normalde aydın tarafında az daha motorun ön tarafını komple açıp radyatörü en öne bağlayacaktım. Soğuk, yani hava alsın diye. Ama Erzurum'da radyatörü bagaja koymayı düşünüyorum. İnanılmaz derecede bir soğuk var. Şu anda donuyor, hemen donuyor. Ondan dolayı gündüz saatlerinde de iş vaktinde olduğum için veya işte sabah saatlerinde radyatör donuk olduğu için değiştirme fırsatım olmuyor. Mecbur akşam işte bunu yapacağım. Akşam değiştireceğim. Şu anda bekliyorum motor ısınsın diye. İşten geldim. Bir yarım saattir çalışıyor araba. Yeni fan açtı. Şu an 90'a dayandı, fan açtı. Şimdi istop edeceğim. İstop edeceğim. Ettim. Şu an fan çalışıyor. Her taraf karkış. Şu an fan çalışıyor. Bu seviyeleri getirmemin amacı iyice şu an radyatöre elimi vurduğumda sıcak her tarafı. Özellikle arkadaşlar o tür durumlar başınıza geldiğinizde hızlı bir şekilde soğuk havada hararet yükseliyorsa yapmanız gereken şey şurada radyatörün bir üstüne gelen kalın hortum var, bir de aşağısında var. Bunların ikisini şöyle elle kontrol edin. Yani biri sıcak biri soğuk ise eğer bilin ki radyatör donmuştur. Zaten şuraya da dokunduğunuzda anlaşılacaktır. Radyatör donduğunda buralar buz gibi oluyor. Şuralara baktığınızda da şuradaki hortumlara baktığınızda da inanılmaz derecede bir gerneşme göreceksiniz. Çünkü su sıkışıyor içerisinde. Sadece küçük bir alanda döngü yapıyor. Buralara gelmediği için hızlı bir şekilde hararet yükseliyor. Ve şu anda hararet seviyemiz 90'larda. Seviyeyi bayağı yükselttik. Şimdi komple sıvı halinde. Her tarafta herhangi bir buzlanma falan yok. Şimdi tıpayı değil. Normal burada şurada bir tane tıpası var. Onu daha önceden sağlam bir şekilde kapatmıştım. Onun plastik tıpası vardı. Çıkardım, normal somun taktım. Onu sökmeyeceğim şimdi. Şu alttaki kalın hortumu sökeceğim. Kalın hortumun kelepçesini gevşetip suyu komple boşaltacağım. Ondan sonra yeni antifriz aldık. Yeni antifrizimizi
artık ilave edeceğim. Şimdi işimiz aşağıdaki kelepçenin sökülmesi olacak. Onu söktükten sonra normal bütün hepsini boşaltıp normal daha detaylı bir çalışma yapacaktım. Radyatörün temizliği, radyatörü komple çıkartıp onu farklı bir sistem devir daim pompasıyla içini temizleyecektim ama hava şartları şu an şöyle görüldüğü gibi kar, kış, inanılmaz derecede bir soğuk var. Hava buz gibi. O yüzden ona girmeyeceğim. Sadece antifrizini değiştireceğim. Hava filtresini buradan aldım. Dahilim rahat çalışsın diye. Şu üstteki hortum, biraz yüksekten al, detay yani geniş görünsün. Şu üstteki hortum, radyatörün üstündeki, şurada altındaki, altındaki hortumun radyatör bağlantısını sökeceğiz arkadaşlar şimdi. Şurada bir tane kelepçesi var, görünüyor mu? Tam şu tornavidanın ucunda. Şunu gevşeteceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda görüldüğü gibi buharat safıda. İçindeki sular dökülüyor. İşte şöyle yine göstereyim. En alttaki hortum. Bu oradan belki biraz görünmeyebilir ama inanılmaz derecede bir tatlı su akıyor. Şimdi şuraya açıyorum. Tıpayı açtıkça şimdi orası yükselmeye başladı arkadaşlar. Evet, burası iyice yükselmeye başladı. Şu an bayağı boşalıyor. Akmaya devam ediyor. Bir şişeye yakın kirli su çıktı. Görüldüğü gibi. Hala akmaya devam ediyor. Şimdi bir motoru kısa süreliğine çalıştıracağım. Blokların içerisinde de su var. Kısa süreliğine çalıştırıp hemen stop edeceğim. Çalıştırırken de dikkat edin, o devir daim onu hızlı bir şekilde boşaltacak. Çünkü %100 antifriz olması gerekiyor. Ondan dolayı bir motorun çalışması lazım. Evet, şöyle hava filtresini emaneten taktım. Şöyle emaneten duruyor. Şimdi hava filtresinin şu sensörünü de takacağım. Evet. Sadece hava filtresi yan duruyor yani şu anda. Şu an önünü kapattığım kartonlar böyle. Su bu kadar çıktı ama bundan daha fazla olduğunu biliyorum bloklarda. Şimdi bir daha çalıştıracağım. Çalıştırırken telefonla şurayı çekmesi de belki donduğum da mı gelsen şöyle. Aynen şöyle şuradan şu noktayı görmen lazım kızım. Bak görüyorsun şurayı. Evet şöyle motor çalıştı ama biraz uzakta durabilirsin. Şu köşün alayım motor salonu şöyle şey yaparsın. Şuraya bak. Evet. Evet, şu an devir daimi açtım. Yani araba çalışıyor. Devir daimi çalıştıkça içerisindeki suyu da atıyor. Ama tabii ben şu an şeyi kontrol etmem gerekiyor. Hani hararetin. Şu anda su hiç kalmadığı için hararet hızla yükselecektir. Şöyle görüldüğü gibi. Hararet yavaş yavaş yükseliyor. Şu an motor bloklarında hiç su yok. Şöyle görüldüğü gibi. Bomboş. Hafif hafif akıyor. Şöyle şuradan görülüyor. Hafif hafif akıyor. Yani bunu şuradan daha net görülür. Çalışması. Evet. Şu an iyice. Bir de üfleyeceğim buradan. Tut şöyle kızım. Tam şurayı tut. Çek. Tam o, tam ağzı tut. Bir daha üfleyeceğim. Şimdi motor blokları şu anda zaten termostat açma seviyesi olduğu için devir daim de çalışıyor. Şu an baya baya su çıktı. İstop ediyorum, zorlamıyorum. Evet. Şu an yaklaşık 1 dakikadır susuz çalışıyor. Zorlamıyorum, istop ediyorum. Evet. Şimdi bunun amacı içerisindeki bütün suyun boşalmasıydı. Şu an bütün hepsi
temizlendi, boşaldı. Hala bile damlatıyor. Evet. İşte istediğim bütün hepsi çıktı. Şu anda burada bayağı var. Şimdi ben bunu pet şişeye doldurup ölçüsünü o şekilde daha net bir şekilde göstereceğim. Ama şöyle söyleyeyim. Yani antifriz şu anda buharda görünmüyor. Biraz yansıma yapıyor. Antifrizin özelliği tamamen kaybolmuş. Öyle söyleyebilirim. Yani tamamen çamurlaşmış. Bayağı bir kötü. Şimdi yeni antifrizimizi ilave edeceğiz. Yeni antifrizimiz de bu 16 litrelik. Biraz kullanılmış. Şimdi bunu kullanacağız. Ama motorun biraz soğumasını bekleyeceğim. Çünkü antifriz soğuk şu anda. Ondan sonra ilavesini yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi altındaki hortum kelepçesi sıkıldı. İyice sağlamlaştırıldı. Orası dikkat. Oraya dikkat. Çünkü en alt Allah korusun hani kaçak maçak olursa sabah hepsini boşaltırız. Şu an içinde su hiç kalmamış ama benim motor ve bloklar komple yıkanması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şofbenden yani bayağı ısıttım. Şu an kaynar suda. Kaynar su demeyeyim de bir tık altında bayağı sıcak. 20 litre su aldım. Şimdi açıkçası içim rahat etmedi oradaki kirlilikten dolayı. Normal antifrizimizi de çıkan antifrizin içerisine koydum. Gaz seviyesi kırılsın diye. Çünkü motora ilave edeceğim. Şimdi bir şey göstermek istiyorum. Şu 5 litrelik nerede bakalım. 5 litrelik bir plastik. Şimdi normalde mesela 3 litre antifriz alıyoruz. 3 litre antifriz alıyoruz. Ama içerisinde 3 litreden fazla çıkıyor arkadaşlar. Şöyle normal. Bunun 5 litre doldu. Doldu şöyle. Ama o bloklara bak. Vay vay vay. Şöyle ışığa gel. İnanılmaz kötü. İnanılmaz kötü. Yani bunu bu şekilde mümkün değil. Bloklarda bekletmemek lazım. Şimdi tekrar bunu koyacağım. Hatta çakalayalım. Bakalım içerisinde başka neler çıkacak. Tam 5 litreyi full doldurdu. Bunu tekrar altına koyuyoruz. Şimdi alt tıpa kapalı. Sıcak su ilave edeceğim. Sıcak suyu bir çalıştıracağım bir 5-10 dakika. Ondan sonra onu da boşaltacağım. İçerisinde evet. Şu an 19 litrelik sudan bayağı bir doldurdum. Şu an hala oturuyor. Motoru çalıştıracağım. 2 dakika bir dönsün. Ondan sonra şöyle gel. Tamam, kapatabilirsin. Evet, şu anda normal temiz suyu koydum. Çeşme suyu, sıcak su. Şöyle buhar çıkıyor. Şöyle. Hemen anında renk değişti. Şöyle baya baya kirlenmiş bloklar. Şimdi biraz 1-2 dakika çalışsın. Hatta fan açana kadar çalışsın. Termostat da açsın. Ondan sonra boşaltıp o esnada diğer sıcak suyu ilave edip komple yıkayacağım açıkken. Şu anda kapalı. Herhangi bir su falan gelmiyor. Biraz roletiyle yükseltelim. Hararet daha düşük seviyelerde. Böyle biraz bekleteceğiz. Böyle bir termostat açana kadar bekleyeceğim. Ondan sonra açayım. Evet arkadaşlar, bekledim, fon açtım. Normal su ilave ettikten sonra yarısı duruyor. Hararet seviyemiz bayağı yükseldi. Şu an termostat açıldı. Hareket gördü anlamına geliyor. Ben şimdi buradaki suyu hızlı bir şekilde tahliye yapacağım. Sonra suyu da yıkayacağım içine.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bayağı bir kirli pis su var içerisinde. Şimdi oradan suyu tutacağım. Buraya çıkalım. Şimdi sıcak suyu tekrar buradan döküyorum. Şimdi açıkken. Aşağı çek. Şu an bu şekilde 1 litre suyu. Bayağı bildiğiniz pas atıyor. Yani antrenin kalitesi önünde bütün genelde içeride pas olmaya başlıyor. Şimdi de kalitesi yani. Şimdi bana bak. Şimdi normal burası açık. Buradan bir de su ilave ediyorum. Su ilave ediyorken şimdi motoru çalıştıracağım ve çalışırken su ilave edeceğim. Motoru ilk önce şunu takmam lazım. Motor çalışırken şimdi su buradan yine ilave ediyorum. Aşağısı boş, yani aşağısı açık. Aşağıya da çekelim. Aşağıdan su da geliyor. Anladın mı? Şöyle. Buna da çek. Aşağıya da. Ayağımız nerede? Aşağı. Aşağı. Evet, 19 litre sıcak suyu döktük. Aşağıdan boşalıyor abi, kirli su. Ama şeffaflaşmaya başladı. Şöyle şeffaflaşmaya başladı bak, tertemiz oldu. Tertemiz oldu. İyice boşalmasını bekliyorum. Şu anda çalışıyor, habire dökülüyor. Şimdi buradan üfleyeceğim. Buradan üfleyeceğim şimdi. Aşağıdan aşağıya bak şimdi. Geliyor mu? Bayağı bildiğimiz şeffaf su gelmeye başladı. Şöyle ama ateş gibi. Su bayağı sıcak. Bayağı temizlendi. Şimdi bunu koyuyoruz. Kalmama tuttuktan sonra evet, daha iyi akıntılar şu anda. Biraz daha kalsın motor, çalışsın. Bayağı bildiğimiz şeffaf gelmeye başladı. Çok güzel oldu. Burada motor seviyesine dikkat etmek lazım. Aşırı ısınmaması gerekiyor. Çünkü sonuçta motor susuz çalışacak. Şimdi evden çalıştığı için suyu iyice taze yaptı. Bir de üfleyeceğim buradan yine. Kalın ne var ne yok hepsi düştükten sonra. Ondan sonra santifüzü ilave edeceğim. Her üflediğinde geliyor değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, çıkan su bu. Bayağı, bilmiyorum şu an gece çekiyoruz. Yani karanmış, hava karanlık. Kahverengi bir su var, pas rengi. Bayağı bir çıktı. Yani 20 litre su ilave ettik. Hemen burada aynı litrede su var. Şimdi antifrizi koyuyorum. Biraz ısınsın, sıcak su çünkü bu. Ben bu arada hortum bağlantısı yapana kadar antifrizde belli bir şeye gelmiş oldu. Çıkan buhardan anlaşılıyor zaten havanın soğukluğu, suyun sıcaklığını. Şimdi buradaki hortumu takacağım. Ondan sonra antifrizi ilave edeceğim. Hortumu taktık. Şimdi içerisinde su falan kalmadı. Temizlendi. Şimdi antifriz ilavesini yapacağız. Antifriz de bayağı sıcak. Çünkü motora, aklınıza olsun arkadaşlar. Motora soğuk kesinlikle ilave etmeyin. Soğuk antifriz. Su olur, antifriz olur fark etmez ama soğuk kesinlikle ilave edilmemeli. Şu an bayağı bir ısındı. Motorda bekledi, biraz seviyesi düştü. Isı seviyesi. Şimdi kaç derecelikmiş? Bakalım. Nereye yazıyor? Derecesine bakalım. Neden yazmıyor? Şimdi demiş ki antifriz %50 %50, 50 derece şurada arkadaşlar, 50 derece eksi. Hadi ne zorunda eksi 30 derece falan geçmez herhalde. Şimdi
Bekleyeceğiz biraz daha. Neyse. %100 antifriz olmazsa Erzurum'da olmuyor. Kesinlikle insanı mağdur ediyor. Erzurum'a gelecek kardeşlerime sesleniyorum. Gelirken yanınıza antifrizinizi getirin. Evet, yavaş yavaş seviye yükselmeye başladı. Evet. Yani abim sağ olsun getirmişti, yarısını kullanmıştı. 16 litre idi. Biraz kullanmıştı. Yine litre az bir şey kaldı. Şimdi motoru çalıştıracağım. Seviyesinin düşmesini bekleyeceğim. Şimdi artık havalı filtresini normal yerine tutabiliriz. Evet arkadaşlar. Motoru çalıştırdım. Kapağını kapatmadım. Bir döngüyü görmen gerekiyor. Bir kendi havasını alacak böyle. Bir sistem bir kendini tamamlayacak. Ondan sonra biraz daha oturacaktır bu. Burada kalmayacak böyle. Oturduğunda biraz daha ilave ettim mi suyu tamam demektir. Antifrizi %100 değişmiş demektir. Şimdi birkaç dakika. Şimdi burayı çekmeyeceğim. Çok fazla video uzun oldu. Şimdi hafifçe sallayabilirsiniz arabayı. Çok hafif. İyice otursun. Su bloklara girsin. Şimdi devrayım iyice onu yerleştirir. En son şuradan yavaş yavaş götürmeye başladığımda bütün havası alınmış olacak. Ama ilk şöyle bir 3-5 dakika bunun boş açık kalması. Yani kapağı kapatmamanız işe yarayacaktır. Havasını bir alsın. Şu an %100 antifriz oldu artık. Şimdi şunu da bu ilk arabadan çıkan antifriz, bir su. Bunu böyle dökmeyeceğim. Bekleteceğim. Yarın sabahın size şeklini göstereceğim. Blokların içerisindeydi bu. Donup donmadığını da görmüş olacağız. Şöyle bunu özellikle şöyle bir yere bırakacağım. Burada kalsın. Sabah büyük ihtimalle %80'e donacak. Zaten bir kesin var. Çoğunu %99'u su bunun. Bunda ümidim yok. Bunda yalnız şöyle bir şey var. İçerisindeki tortuları merak ediyorum. Ona bakacağım. Çünkü bayağı bir güzel oldu son dakika. İlk önce aynı antifriz sadece suyunu boşaltıp antifriz koymayı düşünüyordum. Soğuk diye uğraşmak istemiyordum. Ama içim rahat etmedi. Gerçekten çok kötüydü. Blokların içi berbat durumdaydı. Onu o şekilde koyamazdım. Şimdi daha böyle hani gönül rahatlığıyla antifrizini ilave ettim. Eksi 50 dereceye. Bu da artık uzun bir süre bize nefes aldırır. Ama bütün sistem, bütün değişme mantığı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle görüldüğü gibi hareket olmaya başladı. Bu da blokların içerisindeki boşluğun, havanın alındığını gösteriyor şu anda. 1-2 dakika böyle çalıştım. Şu an full. Şu an fulledik. Görüldüğü gibi. Başka nereden anlarsınız? Başka nereden anlayabilirim full olduğunu? Şuradan hortumun aşağıda, en aşağıda şurada bir tane hortum var şurada. Onu böyle sıktığınızda burası hareket ediyorsa şöyle. Burayı sıkıyorum. Ben bakın buradan. Evet. Burayı sıktıkça buradan atıyor. Yani şu an blokların içi dolu. Full demek. Seviye indi. Şimdi biraz daha ilave edeceğim. Ondan sonra istop edeceğim. Şu an full doldurdum. Biraz daha aldı. Şöyle ilk dolduktan sonra bir yarım litre, bir litre daha aldı. Şu an seviyesini görüyorsunuz. Tam şuralarda. Evet. Tam ağzına kadar doldurmadım tabii. Dolmaması gerekiyor öyle kadar. Şu an seviye full. Artık kapağını kapatabiliriz. Sıkıştırabiliriz. Havası da alınmış oldu böylelikle. Bizim buradaki işlem bitti. Yani dediğim gibi bunun da durumunu gösterip ondan sonra videoyu tamamlayacağım. Araba inanılmaz derecede rahatladı. Çok çok böyle rahat çalışıyor şu anda. Hava çok soğuk olmasına rağmen çok rahat çalışıyor. Yani %100 antifrizin faydaları arkadaşlar. Durum bu. Evet arkadaşlar, şimdi bu şu peddeki antifrizli su motor bloklarından çıkan. Şimdi bunu sabaha kadar bekleteceğim. Erzurum'un soğuğunda zaten dışarıda böyle bir non-frost derin dondurucu bile icat edilmemiş. Sabaha kadar bu inanılmaz derecede bir buz tutacak. Bir de şöyle yeni blokların içerisinde koyduğum antifrizi koyacağım. Pet şişeyi şundan. Bakalım yarın sabahın ikisinin durumu ne olacak? Şöyle yavaş bir şekilde. Bakalım bloklara da doğru ürünü koymuş muyuz? Aynen. Şimdi ikisini de burada bekleteceğim. Bakalım sabahın hep birlikte görmüş olacağız. Bu blokların içerisindeki su yeni. Bu da eski. İkisinin de antifriz kalitesini yarın inşallah görmüş olacağız. Arabamı sardım. Üstüne kilim örttüm. Ondan sonra arka cam rezistörleri hassas. Onların oraya da bir kılıf örttüm. Burada böyle bir şey kapattım.
Ön cam buz tutuyor çünkü sabahları çalıştırdığımda ön cam buz tutuyor. Bir saat kazımam gerekiyor. Ama bu sadece buzu engelliyor. Yani onun haricinde motor ısıtma falan olayı durumu yok. Evet, bugün akşamdan biraz karlamıştı. Bakalım. Antifrizde hiçbir sıkıntı yok. Şu anda 2 derece görünüyor durum. Gece muhtemelen ki sıfırın altında 5-6 idi, çok fazla düşmedi. Arabadan çıkan antifriz. Şöyle. İçerisinde saf su. İçerisindeki saf su buz tutmuş. İyi ki de değiştirdik bunu. Şu da normal zaten. Motordan çıkan su. Yani %99'u bunun su. İçerisinde az bir şey, antifriz kalıntısı vardır. Ama su komple buz tutmuş. Oh. Altı duruyormuş. Üstü buz tutmuş. Şöyle kapatalım, araya girmesin. Evet. Bu da motorun içinden çıkan rotaların sonuçları. Ama işin garip tarafı, şu da buz tutmuş. Yani orada her ne kadar %70-80 antifriz desek de %10'luk o saf su buz tutmuş. O soğuk, ellerim şimdi. Bu da normal. Bu da motordan çıkan sıcak su. Sıcak su ilave etmiştik. 20 litre. Motoru iyi temizlemiştik. Bayağı bir temizlendi. Bu da motorun içerisinde gezen bloklar. Yani buz parçacıkları da var ama ağırlıkla motorun içerisinde zamanla oluşan o tortular diyeyim. Sıcak suyla özellikle yıkanması çok acayip faydalı oldu. Mutlaka sıcak suyla yıkanması gerekiyor motorun. Soğuk suyla değil. Termostatın açması beklenmeli. Yani orada bir zamana ihtiyaç var. Zaman ayırmak gerekiyor. Üşenmemek lazım. Onun da faydaları bunlar. Motorun içerisindeki su tertemiz. Tamamen antifriz oldu. Şu an bunda hiçbir buzlanma eseri yok yani. Şu altı ısıtmış. Dışı ama içindeki su tamamen içme suyu kıvamında, böyle akıcı, akışkan. Böyle. Şunu merak ettim. Bu da motordan çıkan su. Şöyle hafif bir mavi bir akıntı var. Sürülmüş ama içerisindeki kitle, evet, gördüğünüz gibi ağırlıkla şöyle daha net görünüyor. Yani her ne kadar rengi tutsa da kalitesi düşmüş. Buna bakalım. Evet. Şöyle görüldüğü gibi. Berbat bir şey. Bu ilk motordan çıkan, ilk boşalttığımız antifrizli su. Bayağı bildiğiniz çamur olmuş. Blokların içerisinde işte böyle zamanla işte paslanmalardan, yani çeşme suyundan kaynaklı paslanmalar oluşuyor. Ve onun da sonucu bu. Durum bu arkadaşlar. Şimdi arabayı çalıştırıyorum. Bakalım araba hemen ilk kontakta çalışacak. Arka cam rezistansları buz tutmasın diye kapatıyorum. Yani şimdilik dışarıda kalıyor. İleriki dönemlerde kapalı garajda olacak. Şu camlar görüldüğü gibi buz tutmuş buralar. Arabanın üstündeki örtüyü alıyorum. Ön camı da kapatıyorum normalde. Kapı zor açılıyor. Fitilleri donmuş. Normal fitilleri donuyor. Nasıl oluyorsa. Üstünden kalan kar pas pas iyice duruyor. İlginç bir durum var. Evet arkadaşlar, bu kadar. Şöyle çevirelim de rahat görünsün. İnanılmaz soğuk dışarısı. Buz gibi olmuş resmen. Bakalım. Evet, ilk kontakta alıyor. Yani rakamlar yapısal olarak soğuk iklime dayanıklı. Benzinli de olunca
her türlü alıyor. Ya gördüğü gibi camlar buzlanmış. Şöyle hep çizik çizik. Ön camda örtü olduğu için ön camda herhangi bir buzlanma yoktu. Mutlaka kapatılmalı arabalar. Durum bu. Şu an çalışıyor. Biraz ısıtıyorum. Şöyle bir 1 dakika 2 dakikaya kadar araba böyle rölantide iyice ısınmasını bekliyorum. Ondan sonra hareket ediyorum. Vites geçişleri bile zorlanıyor normalde. Şöyle normalde daha akıcı oluyor. Ama biraz daha zorlanıyor böyle. Yani soğuk bu kadar etkiliyor. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Çok soğuk, inanılmaz derecede bir dehşet bir soğuk var. Yani 2-3 gece gösteriyordu. Sabah muhtemelen ki hadi -1-2 olsun. Yani ona rağmen inanılmaz derecede bir soğuk var içeride, dışarıda. Evlerin içerisinde çok fazla fark edilmiyor bu da. Ama dışarıda müthiş bir soğuk var. Arabalar dışarıda kalıyor şimdilik. İleriki dönemlerde zaten kapalı garajda kalacak. Bence soğuk memleketlerde, hele hele Erzurum'da kesinlikle kapalı garaj olmalı. Diğer türlü arabaya bindiğinizde koltuk buz gibi, her taraf buz gibi. Yani böyle bir 5 dakika şok yaşıyorsunuz, ondan sonra normale dönüyorsunuz. Yani videomun başında da söylemiştim, eğer Erzurum'a gelme gibi bir planınız varsa gelmeyin arkadaşlar. En azından bahara kadar gelmeyin. Bahardan sonra güzelleşiyor. Ondan sonra gelmeyi planlayın. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yeni videoda, yeni farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.